Dünyanın en büyük havacılık ve savunma şirketi Boeing, tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Şirket kendisini toparlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Bir yandan da ABD'nin düzenleyici kurumları Federal Havacılık İdaresi FAA, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile ABD Kongresi ve Adalet Bakanlığı'nın şirket için aldığı kararları yerine getirmeye çalışıyor. Düzenleyici kurumlarla Boeing'in meselesi ise henüz bitmiş değil. İncelemeler yapılıyor, şirketle ilgili olarak yeni kararlar açıklanıyor. Boeing aralarında Türkiye'den sadece yapımcımız Güntay Şimşek'in yer aldığı, dünyanın çeşitli ülkelerinden havacılık editörleri ve gazetecileri Seattle'daki merkezinde ağırladı. Dar gövdeli uçakların son montajının yapıldığı Renton'daki tesislerde önce Boeing'in kaliteden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Elizabeth Lund çalışmalar hakkında sunum yaptı. Sonra gazeteciler 737 Max'in fabrikasında üretim aşamalarını yerinde incelediler. Uzun bir aradan sonra Boeing ilk defa kapılarını medyaya açtı. Daha önce yaşadığı sıkıntı sebebiyle çok yoğun eleştiriler almıştı ve bu sebeple de kapılarını uzun süredir medyaya kapattı. Bulunduğumuz yer Boeing'in dar gövdeli uçaklarını ürettiği Seattle'daki merkezi Renton fabrikası. Yaşanan sıkıntıların ardından ilk kez tesislerinin kapılarını açan Boeing, güvenlik ve üretimde güncellemeleri hayata geçirdi. Şirket tarafından verilen bilgilere göre kalite yaklaşımını düzeltmenin ilk adım olduğu, bunun da eğitimlerden geçtiği vurgulandı. Özellikle 737 Max kazalarının sonrasında üretim yavaşlaması yaşandığı ve devamında COVID-19 salgını ile birlikte fabrikalarda yüksek maliyetlerin ortaya çıktığı ifade edildi. Bu durumun daha az deneyime sahip, çok personelle çalışmaya yol açtığı söylendi. Bu gelişmenin şirketin demografik yapısında değişime sebep olduğu için mentorluk programının güçlendirildiği vurgulandı. Verilen bilgiye göre Boeing'in güvenlik güncellemelerinin bir diğer önemli hususu da üretim zincirindeki kusurları mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve gidermeye çalışmak. Bu çalışmanın bir kısmı Ocak ayında Alaska Hava Yolları olayına karışan tedarikçi Spirit AeroSystems tarafından üretilen gövde gibi parçaların Boeing mülkiyetine geçmeden önce hatasız olmasını sağlamak için tedarikçilere Boeing'den daha fazla denetçi göndermeyi içeriyor. Boeing, FAA'nin resmi emniyet yönetimi sistemini 2019'da uygulamaya başladı. Böylece emniyet riskini yönetmeye ve emniyet riski kontrollerinin etkinliğini sağlamaya yönelik yukarıdan aşağı organizasyonda bir değişiklik yapıldı. Boeing yetkilileri güvenlik yönetimi sistemini tam olarak uygulamaya geçiremediklerini, tamamlama sürecinin devam ettiğini söylediler. Boeing'in FAA'ya sunduğu yeni çalışma planının bir parçası da yeni işe alınanlar için 300 saat ilave eğitim vermeyi içeriyor. Son 1-2 yılda işe alınan yeni çalışanlar ve işçiler için yeterlilik değerlendirmeleri yapılıyor. Becerilerini geliştirebilmeleri için usta-çırak ilişkisiyle eğitim merkezinde ürünler üzerinde uygulamalı çalışmalar, eğitimler yapılıyor. Boeing'in dar ve geniş gövde uçak imalatındaki yenilikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgilendirmeyi Londra'da 22-26 Haziran'da gerçekleşecek Farnborough Fuarı'nda yapması bekleniyor.